Evet arkadaşlar. Şimdi geldik 23. sorumuza. 23. sorumuza devam ediyoruz. A kümesinin elemanları ile rakamları farklı bakın burada soruya dikkat ederseniz rakamları farklı diyor. Bu kısma dikkat edin. 3 basamaklı kaç farklı tek sayı yazılabilir diye soruyor. Şimdi dikkat. 3 basamaklı dediği için şöyle 3 tane çizgi çektim. Ne diyor? Tek sayı olmasını istiyoruz. Tek sayı olacaksa birler basamağının kesinlikle tek olması lazım burada da teklere dikkat ederseniz 5 var 9 var. O zaman bu biller basamağı için 2 farklı seçeneğim var. Atıyorum birini kullandım 5'i kullandım. Artık bu yüzler basamağı için 2, 4, 8 ya da 9 yani 4 seçenekten birini kullanabilirim. Birini kullandım. Artık onlar basamağı için 4, 8 ya da 9 yani 3 durum var. 4 çarpı 3, 12 çarpı 2'den 24 farklı şekilde tek sayı yazılabiliyormuş. 24. sorumuza bakarsak. Kümesinin elemanlarıyla rakamları farklı. 3 basamaklı kaç farklı çift sayı yazılabilir? Burada da yine dikkat rakamları farklı diye belirtmiş arkadaşlar. Şimdi çift olabilmesi için ne olması gerekiyor? Birler basamanın çift olması gerekiyor. Rakamları farklı dediğinde ve işin içinde 0 varsa 0'ı kesinlikle ayrı ayrı incelemeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü 0 işi bozuyor. O zaman birler basamağında bir sıfırın olduğu durumu geleceğiz Ya da birler basamağında geri kaldı? 4 ve 8 kaldı. 4 ya da 8'in olduğu durumu ayrı ayrı inceleyeceğiz. 0 buradaysa bir durum. 0'ı kullandık. Yüzler basamağı için artık 4 seçeneğim var. E bunlardan birini kullandım. Onlar basamağı için 3 seçenek kaldı. 4 çarpı 3'ten buradan 12 durum geldi. Buraya baktık şimdi. 4 ya da 8 iki durumu kullandıysam bakın birini kullandım. Yüzler basamağına 4'ü kullanamam çünkü kullandım. 0 gelemez çünkü 3 basamak olmaz. O zaman 1, 5, 8. 3 durum kaldı. Birini kullandım. Artık 0'ı da kullanabilirim. 0, 5, 8. 3 durum oldu. 3 çarpı 3, 9. Çarpı 2'den 18 oldu. Buradan da toplamda 30 farklı çift sayı yazılabileceğini söyleyebiliyoruz. 25. sorumuza bakalım. Kümesinin elemanları ile yazılacak rakamları farklı. 3 basamaklı sayılar büyükten küçüğe doğru sıralandığında 342 sayısı baştan kaçıncı sırada yer alır? Bakın büyükten küçüğe doğru. Bir de kaç basamaklı? 3 basamaklı. 3 basamaklı olacaksa en büyük sayı 5 ile başlayan sayılardır. Mesela ben buraya 5'i yazarsam bir durum. 5'i kullandım. Artık buraya 4 sayı yazabilirim birini kullandığım 3 sayı. Yani 5 ile yazılabilecek 12 tane sayı var. 12 sayı geçmek zorundayım. Şimdi sıra kimde arkadaşlar? Sıra 4'te. Yüzler basamında 4'ün olduğu bir durum var. E 4'ü kullandım. Geriye ne kaldı? 5, 3, 2, 1. 4 seçeneğim var. Burası için 3 seçenek. 4 çarpı 3'ten 12 sayı. Yani toplamda 24 sayıdan kesinlikle daha fazla olması lazım. Çünkü 12 tanesi 5 ile başlıyor. Büyükten küçüğe doğru sıraladık. İlk 12 sayı 500'lü sayılar. Sonraki 12 sayı hep 400'lü sayılar. 24. sayıdan sonraki sayıların hepsi arkadaşlar 300 ile başlamak zorunda. Amacımız zaten 342'yi bulmak. Şimdi gelelim. 1, 2, 3. 3'ü yazdım. En büyük sayı için neyi kullanmam lazım? 5'i kullanmam lazım. 3, 5. Şimdi 3 ve 5'i kullandıysam buraya 4 gelebilir. 2 gelebilir gelebilir. Yani bu 351, 352, 354. Buradan kaç durum oldu? 3 tane sayı yine buradan büyük. 5'ten sonra neyi kullanmam gerekecek? Büyük sayıyı elde etmek istiyorsam 4'ü. Bakın 345 en büyük sayı olur. Sonra 340. 3'ü kullanamam. Dikkat. Yani 344'ü de kullanamam. 342. Bu sayıyı elde etmiş olduk. Bakın dikkat. Büyükten küçüğe doğru sıraladık. 24 tane burada. 3 tane sayı burada 27. 28. sayı bu da 29. sayı olmuş oluyor. Bize zaten baştan kaçıncı sırada olduğunu soruyordu. Bu sorumuza bakarsak kümesinin elemanları kullanarak yazılan tüm iki basamaklı sayıların toplamı kaçtır diye soruyor. Burada ya tek tek hepsini yazarsınız. Şöyle iki tane sayı var. Buraya dört tane tüm elemanları kullanarak yazılan tüm iki basamaklı diyor. E buraya da dikkat ederseniz rakamları farklı demiyor. Burada 4 tane 16 tane sayı var. Bunların hepsini toplayabilirsiniz. Ama o biraz uzar. O yüzden şunu yapın. Mesela onlar basamağında 1 varken buraya kaç tane sayı yazılabilir? 1 2 3 4. 4 tane sayı yazılabilir. 11 12 13 14. E 2 varken arkadaşlar dikkat ederseniz yine 4 sayı yani toplamda 16 sayı vardı. Her biri eşit sayıda birler ve onlar basamanda olmak zorunda. Ben bunu 4'e bölersem yani buradaki 16 sayının arkadaşlar her birinin birler basamanda 4 tane 1 var. Ee, birler basamanda 4 tane 2 var. 4 tane 3 var. 4 tane 4 var. Bunları şöyle toplayabilirsiniz arkadaşlar. Birler basamanda her birinden 4 tane olduğu için 4 tane 1 artı 2 artı 3 artı 4 diyebilirsiniz. Onlar basamanda da aynı şekilde. Onlar basamanda 10 on olduğu için yani 10 ile çarpmamız gerektiği için 10 çarpı. Şimdi dikkat yine 4'er tane var. 1 artı, 2 artı, 3 artı 4 şeklinde diyoruz. 1'den e 4'e kadar sayıların toplamına dikkat ederseniz 10. Çarpı 4, 40. Çarpı 10'dan buradan 400 geldi. E buradan da 10 çarpı 4'ten 40 geldi. Yani bunların hepsinin toplamının 440 olduğunu bulmuş oluyoruz. 27. sorumuz. Bu kümenin elemanları kullanarak 5 ile bölünebilen kaç farklı doğal sayı yazılabilir diye soruyor. Bakın öncelikle şunu bilmemiz lazım. 5 ile bölünebilmesi için birler basamağının 0 ya da 5 olması gerekiyor. İkinci bir durumda burada kaç basamaklı olduğunu belirtmemiş. Bunun için yol var. Birinci yol şu. Atıyorum bir basamaklı olabilir. İki basamaklı, üç basamaklı olabilir ya da dört basamaklı olabilir. Bunların hepsini ayrı ayrı bulup hesaplayabiliriz. Mesela bir basamaklı olacaksa bu kümenin elemanlarından hangileri 5 ile tam bölünür? 0, 5'e tam bölünür. 0 her sayıya tam bölünür. E 5 beş de 5'e bölündüğü için buradan iki durum var. Bir basamaklı olacaksa buraya 0 ya da 5. Bakın birler basamağı hep aynı. 0 ya da 5. 0 ya da 5. Rakamları farklı demediği için birden fazla kullanabiliyorum. E burada iki durum. Yani bunların her biri için ikişer durum var. Burası 0 ve 5 burası için de iki durum oldu. Dikkat ederseniz onlar basamana 0'ı kullanamam sayı. 0'ı kullanamam 3 sayı. 0'ı kullanamam 3 sayı. Diğer ortadaki sayılara 0, 1, 3, 5 hepsini kullanabildiğim için buralara da 4'er durum kalmış oldu. E buradan 2 durum. 3 çarpı 2 6, 12 çarpı 2 24, 12 çarpı 4 çarpı 2'den de 96 durum oldu. Topladığımda 128 farklı durum olduğunu söyleyebilirim. Ya da ikinci bir yol olarak şunu söyleyebilirim. Kümenin 4 tane elemanı var. E burada 5'e tam bölünecekse buraya 0 ya da 5 gelecek. Buradan 2 durum var. Buradaki ilk basamağı. 0, 1, 3, 5, 4'ünü de yazabilirim arkadaşlar. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Başa 0 gelemez. Evet. Başa 0 yazdığım an ne yapmış olurum? 3 basamaklıları bulmuş olur. İkinci ilk 2'ye 0, 0 geldiği an artık 2 basamaklıları bulmuş olurum. Yani bu şekilde tek tek hesaplamamış olurum arkadaşlar. 4 basamaklı diye belirtmediği için başa 0'ı da getirebiliyorum. 4 durum. E burası için de 4 durum. Burası için de 4 durum. Çarpımında arkadaşlar 64 çarpı 2'den 128 farklı sayı yazılabileceğini söyleyebiliyoruz. Diğer sorumuza bakarsak. Kümesinin elemanları kullanarak yazılan 3 basamaklı sayılardan kaç tanesinin en az 2 basamağında aynı rakam bulunur? Bakın dikkat. Size ne diyor? En az 2 basamağı aynı olacak. Bu en az 2 basamak dediği nedir? 2 basamağı da aynı olabilir. 3 basamağı da aynı olabilir bizden istemediği şeyini hepsinin farklı olduğu durumu istemiyor. O zaman biz tüm durumu bulalım be. Tüm durum. 3 basamaklı. E buraya 0 hariç 1, 2, 3, 4, 5 sayıdan birini yazabilirim. Buraya 0'ı da yazabilirim. Buraya da 0'ı yazabilirim. 36 çarpı 5'ten 180 tane sayı yazılabiliyor. Bu rakamları farklı, rakamları aynı olan, en az 2'si aynı olan, 3'ü aynı olan. Yani bütün olabilecek durumların hepsi burada var. İstemediği şey ne? En az iki basamak aynı olacak diyor ya. 2 basamak da aynı olabilir. 3 basamak da aynı olabilir. Hepsinin farklı olduğu durumu istemiyor. O zaman biz buradan hepsinin farklı olduğu durumu hesaplayalım. Yüzler basamağı için 5 farklı seçeneğim var. 0'ı kullanamıyorum. Birini kullandım. Rakamları farklı olacaksa. Sıfırı da kullanabilirim. 5 durum var. Birini kullandım. 4 durum oldu. Çarptım. 100 tane sayının rakamları farklıdır. toplam durum 180'de. buradan 100 tanesini çıkarırsam. Demek ki bunun 80 tanesinde en az iki basamağı aynıdır diyebiliyor. 29. sorumuz. Yukarıda verilen 6 elemanlı A kümesinin elemanlarıyla 3 basamaklı rakamları farklı 500'den küçük 16 tek sayı yazılabildiğine göre A rakamının alabileceği değerler toplamı kaçtır diye soruyor. Bakın dikkat. A rakamının şu an ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ama bu 500'den küçük 16 tane tek sayı yazılabildiğini söylüyor bize. Şöyle diyelim. 1, 2, 3 basamaklı. Elimizde kaç tane tek sayı var? 5, 7. A'nın ne olduğunu bilmiyoruz. O zaman A tekse 3 tane. Çiftse 2 tane. Şöyle düşünelim. Tek sayıları buraya yazıyoruz. Dikkat. 5 ve 7'yi buraya yazdığımızda kaç durum olacak? 2 olacak. Eğer A'yı da buraya yazarsam 3 durum olacak. Ama dikkat ederseniz 16 tane tek olduğuna göre demek ki bunlardan çarptığında 3'ün katı bir şey olmayacak. Demek ki 5 ve 7 olmak zorunda. Bu A dediğimiz şey kesinlikle bir çift sayı olmak zorunda arkadaşlar. A'ya çift dedik. Buradan 2 durum. 500'den küçük olacaksan bu yüzler basamağına 5'ten küçük değerler. 2 yazabilirim, 4 yazabilirim. Eğer bu A dediğim ifade 5'ten küçükse A'yı da yazabilirim. Yani 3 durum olur. Yine aynı durum. Burada 3 çarpan olmamak zorunda. Yani buraya da 2 ya da 4'ü yazdım. 2 durumda burada olmak zorunda. O zaman şunu da diyebilirim. A dediğim şey kesinlikle 5'ten büyük eşit. Çift olacak. O zaman ne olabilir? 6 olabilir. 8 olabilir. Başka ihtimalimiz yok. E buradan da ne oldu? Şimdi iki tanesini yazdık. Bir durum. Bir durumda burada birini kullandım. Birini de burada kullandım. E, burası için de 4 durum kaldı. 4 çarpı 2 8 çarpı 2'den 16 tane olduğunu bulmuş olduk. O zaman A sayısı ya 6 olacak ya da 8 olacak. Bize toplamını soruyor. Toplamları 14 olacaktır. 30. sorumuza bakalım x ve y birbirinden farklı olmak üzere diyor. A, x ve y birer rakamdır. Buna göre bu şartı sağlayan 3 basamaklı kaç farklı a, x, y sayısı yazılabilir diye soruyor. O zaman şöyle diyoruz. Bu a sayısı rakam olduğuna göre. Mesela x ve y sayısı için düşünelim. Rakamları farklı olduğuna göre birbirinden farklı olacaksa 12 olur. 13 olur. 14 olur. Buradan 19'a kadar bütün değerleri alabilirler. Çünkü 1 çarpı 2 2. 1 çarpı 3 3. 1 çarpı 4 4. Yani A dediğim şey buradan 2 3 4 9'a kadar değerlerin hepsini alabilir. 12 13 14 19'a kadar kaç tane sayı var? 8 tane. Yani buradan 8 tane sayı yazılabilir. X dediğim ifade. Yani X'e 1 verdik. Şimdi 2 verirsem 21 olur. 22 olmaz. 23 olur. 24 olur. Bakın dikkat. Bundan sonra arkadaşlar ne olacak? 25 olamaz çünkü rakamın oluyor değişiyor arkadaşlar. O yüzden bu 24 son durum. Buradan da 3 tane sayı geldi. X'e dediğim şey eğer X'e 3 verirsem 31 olabilir. 32 olabilir. 33 olamaz. X ve Y farklı. 34 verirsem çarpımları rakam olmuyor. Buradan 2 durum. X'e dediğim şey eğer ben burada X'e 4 verirsem arkadaşlar. Bakın dikkat. 4 verdiğim an 41 olur. Buradan sonra 42 olur. 43'ü veremem arkadaşlar. Çünkü yine rakam olmuyor. Buradan da iki durum. Eğer x'e 5 verirsem 51 olur. 52 olmaz. Buradan bir durum. 6 verirsem yine bir durum. Artık bundan sonra y'nin hep 1 oldu. 7 için bir durum. 8 için bir durum. 9 için yine bir durum. Toplamda kaç durum oldu? 8 burada. 3 de burada 11. 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 farklı durum olmuş. Bir diğer sorumuza devam ediyoruz. En bir doğal sayı olmak üzere ifadesini tanımlı yapan kaç farklı neye değeri vardır diye soruyor. Şimdi şöyle bir ifadede x faktöriyelde bunun tanımlı olabilmesi için bu x dediğimiz şey yani faktöriyelin içi bir doğal sayı olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu ifadeyi doğal sayı yapan kaç farklı n değeri vardır diye soruyor. O zaman şöyle bunları ayrı ayrı yazarsam yani 7 n bölü eksi 18 bölü n bu ifadenin bir doğal sayı olması gerekiyor. Buradan n'ler gidecek? 7 eksi 18 bölü n bunun doğal sayı olması gerektiğini söyleyebiliyoruz. Şimdi doğal sayı olacaksa arkadaşlar bu n dediğim şey 18'e tam bölünecek Ve aynı zamanda 7'den küçük eşit olacak. N'ye 1 verebilirim. 2 verebilirim. 3 verebilirim. 18'in bölenleri. 6 verebilirim. 9 verebilirim ve 18 verebilirim. Eğer 1 verdiğim an 18 bölü 1'den 18 7 eksi 18'den sonuç negatif geldi olmaz. 2 verdiğimde 18 bölü 2 9 7 eksi 9'dan eksi 2 yine olmaz. Ama 3 verdiğim an 18 bölü 3 6 7 eksi 6'dan 1 sağlar. 6 sağlar 9 sağlar 13 sağlar. Kaç farklı neye değeri var? 4 farklı değeri var diyebiliyoruz. Bu sorumuza baktığımızda neye değeri kaçtır? Bu tarz sorularda daima büyük olan faktöreli küçük olan faktöreli benzetmemiz lazım. Burada n artı 2 faktöreli n faktöreli benzetirsem ne yapıyoruz? n artı 2 çarpı 1 azalttım n artı 1. Bakın azaltarak gidiyoruz. 1 azalttım n. E bunu elde ettiğimden göre faktöreli yazdım bıraktım arkadaşlar. Bölün n faktöre. Eksi n artı 1 daha büyük olduğu için n artı 1 yazdım. 1 azalttım n. Bir daha azalttım n eksi 1. Bakın aşağıdaki ifadeyi yakaladığım an durdum. Faktörel bölü n-1 faktörel oldu. Eşittir 28. Ne faktöreller gider? E, burada ne kaldı? N artı 2 çarpı n artı 1 kaldı. Eksi. N eksi 1 faktöreller gitti. N artı 1 çarpı n kaldı. Eşittir 28. Bunu dağıtıp çözebilirsiniz. Ya da Biraz daha kolaylaştırmak açısından ikisinde de n artı 1'ler ortak. n artı 1 parantezini alırsam burada n artı 2 kaldı. Bakın dikkat n artı 2 kaldı. Bunu aldık n artı 2. Bunu aldık. Buradan da eksi n kaldı. Eşittir 28. N'ler gidecek. Dağıtırsam 2 n artı 2 eşittir 28 oldu. Karşıya atarsam 2 n eşittir 26. Böldüğümde n eşittir 13 olarak bulunmuş olur. Ki bize zaten n'nin değerini soruyordur. 13. sorumuz. Bu ifade olduğuna göre n değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi dikkat. En küçük olan n faktörü. O zaman hepsinin n faktörü ile benzetelim. Ben bu n artı 1 arkadaşlar. n artı 1 çarpı dedim. Bir azalttım n. Faktörel dedik durduk. Artı n faktörü. Bölü. Burayı da n artı 2 yazdım. Bakın birer birer azaltarak gidiyorum. N artı 1 dedim. Bir daha azalttım. N dedim. Faktöreli yazdım burada durdum. Eşittir 1 bölü 18. Yukarıda N faktöreller ortak. N faktörel parantezini aldım. Birincisinde N artı 1 kaldı. Bakın N faktöreli aldık. Bu, aldık burada da 1 kaldı. Bölü. Aynen yazdım. N artı 2 çarpı. N artı 1 çarpı. N faktöreli şeklinde yazdık. Eşittir 1 bölü 18. N faktöriyeler gider. Bakın burası N artı 1 artı 1'den N artı 2 eşit. N artı 2'ler de gitti. Yukarıda 1 kaldı. Aşağıda N artı 1 kaldı. 1 bölü 18. İşler dışlar çarpımı yaparsak buradan N'yi 17 olarak bulmuş oluyoruz. X ve Y doğal sayı oluyor. Eşitliğe verildiğine göre X'in en büyük değeri kaçtır diye soruyor. Bakın Burada x alabileceği en büyük değer 23 faktörün içindeki bütün 3 çarpanları lazım. Bir faktörün içindeki asal çarpanları nasıl buluyorduk? Sürekli bölerek bölümleri topluyorduk. O zaman ben bu 23'ü sürekli 3'e böldüğümde oluşacak olan bölümlerin toplamı x'in en büyük değerini verecektir. E kaç kere var burada? 7 kere. Bir daha 3'e böldüm. 2 kere. Bir daha bölünmediği için bakın kalan bizi ilgilendirmiyor. Sadece bölen kısımlar önemli. Bölümler önemli daha doğrusu. 7 burada 2 de burada toplamda 9 olur. Yani x'in alabileceği en büyük değer 9'dur diyebiliriz. 49 faktörel artı 48 faktörel sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır. Sondan kaç basamağı sıfır olduğunu bulmak için faktörellerde o sayı sürekli 5'e bölmemiz lazım. Çünkü onun kuvveti kaçsa o kadar sıfır var demektir. Kaç tane 10 çarpan olduğunu bulmak için de asal çarpanlardan büyük olanına bakıyorduk. O yüzden sürekli 5'e bölmemiz lazım. Eğer faktöriyeller arasındaki fark 1 ise ortak parantez alınır. Fark 1'den fazlaysa büyük olana bakmamıza gerek yok. Küçük olan sayının sondan kaç basamağı sıfırsa o kadar sıfır var demek. Bunlar da aradaki fark 1 olduğuna göre ortak parantez alıyorum. 49 yerine faktöriyellerini 49 çarpı 48 faktöriyel yazdım. Artı 48 faktöriyel dedim. 48 faktöriyel parantezine alırsam burada 9 kaldı. Buradan da 1 kaldı. Yani bu ifade 48 faktörel çarpı 49 artı 1'den 50'ye eşit olduğunu bulmuş olduk. 48 faktörelin kaç tane 0 olduğunu bulmak için ne yapıyoruz? Sürekli 5'e bölüyoruz. 5'e böldüm 9 kere. 5'e böldüm 1 kere. Burada toplamda 10 tane 5 var. Bakın dikkat. Amacımız 5 çarpanlarını bulmak. E, 50 dediğimiz şey sakın bunu faktörel gibi düşünmeyin. Sürekli bölmüyoruz. 50 neye eşit arkadaşlar? 5'in karesi çarpı 2 eşit. Amacımız 5 çarpanlarını bulmak olduğu için 5'in karesini yazdık. Buradan 5 üzeri 12'den dolayı sondan 12 basamağı 0'dır diyebiliyoruz. Bu sorumuza baktık. B'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır diye soruyor. Bakın bu tarz sorularda yanındaki sayının bir küçüğü her zaman sağlık. Yani faktörel dediğimiz şey ardışık sayıların çarpımı şeklinde yazılıyor ya hep ardışık şekilde yapıyorsunuz. 42 ise bir küçüğü her zaman sağlak. Yani B'ye 41 verdiğiniz an buradan 42 çarpı yani A faktörel eşittir. 42 çarpı 41 faktörel. E bunda 42 faktörel olacak. A ne gelecek? 42 gelecek. Yani bir küçüğü her zaman sağlar. İkinci bir durum. Yine ardışıktan gitmeniz lazım. Buradaki sayı ardışık sayıların çarpımı şeklinde yazılabiliyor mu? Yazılamıyor mu? O zaman a faktöriyeli şöyle. 42'yi ben 7 çarpı 6 şeklinde yazdım. Bakın ardışık. 1 küçüğünü b'ye verdim. Yani b'ye 5 verdiğim an 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel. Bakın burası 7 faktöriyel oldu. A da oradan 7 gelmiş oldu. Yani b 5 olur. Üçüncü bir durumsa şuna bakıyorsunuz. Buradaki sayı herhangi bir sayının faktöriyeli mi değil mi? 42 herhangi bir sayının faktöriyeli olmadığına göre sadece bu iki durum vardır. O zaman 5 ve 41 alabilecek değerler toplamından bahsediyor. 46 olacaktır. Bu sorumuza bakarsak. Ne diyor? Bilal 131'den 139'a kadar olan 9 sayıyı yan yana yazarak elde ettiği 27 basamaklı sayının rakamlarının çarpıyor. Ve elde ettiği sonucu üzeri m çarpı n faktörel biçiminde yazıyor. Bakın dikkat Nedir? 1, 3, 1. 1, 3 2. yani 132, 133, 134 bu şekilde 139'a kadar yazıyormuş. Bunların çarptığında da 3 üzeri m çarpı n faktörü şeklinde elde etmiş. Birerini elde ettiği sonuca göre m artı n toplamı en çok kaçtır diye soruyor bize. Şimdi i̇şte olabilecek en büyük değeri soruyor arkadaşlar. Şimdi burada hemen şöyle yazalım arkadaşlar. Hepsinde birler olduğu için birleri yazmaya gerek yok. E, dikkat ederseniz burada 131, 132, da kadar toplamda 9 tane sayı var. E, hepsinde onlar basamağı 3 olduğuna göre ben bunu 3 üzeri 9 şeklinde yazabilirim. Çarpı 1, 2, 3, 4, 9'a kadar gittiğine göre bunu da 9 faktöriyel olarak yazdım. Eşittir 3 üzeri bu arada şurası mı? 3 üzeri m çarpı n faktöriyel şeklinde yazdık. Şimdi dikkat. m ile n n'in en büyük değerini istiyoruz. Ben burada dikkat ederseniz m'ye 9 n'ye de 9 verirsem toplamları 18 gelir. Yalnız şöyle yaparsam 3 üzeri 9 ben bu 9 faktörüyle 8 faktöriyel çarpı 9 diye yazabilirim. 3 üzeri m çarpı n faktöriyel olacak. Bu 9 3'ün karesinden dolayı ben bu ifadeyi 3 üzeri 9, 3 üzeri 2, 3 üzeri 11 çarpı 8 faktöriyel şeklinde yazarsam sayıyı biraz daha büyütmüş olurum. 3 üzeri m çarpı n faktöriyel şeklinde yazmış olurum. E burada 8 faktöriyel daha da azaltamam. Çünkü azalttığım an 3'ün kuvveti şeklinde yazamıyorum. O zaman m'ye 11 verebilirim. M'ye 11 verdiğim an n'ye de ne vermek zorundayım? 8 vermek zorundayım. Buradan da toplamları 19 olmuş oluyor. Bakın diğer türlü 18 geliyordu. Sayı biraz daha küçülmüş oluyordu. Bize toplamının en büyüklerini sorduğuna göre M11, N8 gelir. Buradan da toplamları 19 oluyor. Bu sorumuza bakarsak A bir doğal sayı olmak üzere. Üçgen olunca A-3. Şöyle daire şeklinde olunca A artı 1 faktörel işlemleri tanımlanıyor. Eşitsizliğini sağlayan A değerlerinin toplamı kaçtır diye soruyor. Bakın buradaki ifade nedir? A eksi 3 faktörel. E, bu dairenin sonucu şu an artık dairenin içinde bu var. E, dairenin sonucu neydi arkadaşlar? 1 fazlasının faktörelini alıyoruz. Artı 1 faktörel diyoruz. Küçüktür. 10 üzeri 3 yani 1000 şeklinde oluyor. E, faktörellerin sonucuna bakarsak. Mesela 6 faktörel nedir? 720. 7 faktörel dediğimiz şey 1000'i geçiyor. O zaman bu içerideki ifade yani a eksi 3 faktöriyel artı bir sayısı küçüktür 7 olmak zorunda. 7'den küçük bir değer olacak. Karşıya atarsam a artı a eksi 3 faktöriyel küçüktür 6 olmak zorunda. 6'dan küçük olacaksa arkadaşlar faktöriyelere dikkat ederseniz 6 dediğimiz şey 3 faktöriyel. 3 faktöriyelden küçük olacaksa burası ya 2 olacak ya 1 olacak ya da 0 olacak. Faktörün içi 0'dan küçük olamıyordu. 2 olacaksa A 5 olur. 1 olacaksa A 4 olur. 0 olacaksa A buradan 3 gelir. Bize bunun değerler toplamını soruyordu. 5, 4 daha 9, 3 de burada 12 olmuş oluyor. 39. sorumuzla devam ediyoruz. Şöyle bir ifade verilmiş. Buna göre neye değeri kaçtır diye soruyor. Bakın. Benim kısa yolda ne yapıyorduk? bu sayıyı yanındaki kadar geriye doğru açıyorduk. N'in ikilisi diyorsa n çarpı n eksi 1. Bakın 2 tane açtım. 5'in üçlüsü 5'i 3 üç kez geriye doğru aç. 5 çarpı 4 çarpı 3 eşittir 102. Burada n çarpı n eksi 1 artı 5 çarpı 4 20 çarpı 3'ten 60 eşittir 102. Karşıya atarsam n çarpı n eksi 1 eşittir 42 oldu. E bu 42 dediğimiz şey de 7 ile 6'nın çarpımı olduğuna göre e, 7 olacak. Bakın burası da 6 oldu. Demek ki n değeri 7'ye eşit diyebiliriz. Diğer sorumuza bakarsak. Kümesinin üçlü permütasyonlardan kaç tanesinde A bulunur B bulunmaz? Bakın üçlü permütasyonlar diyorsa 3 tane çizgi çekiyoruz. A bulunacak B bulunmayacak. Ya da şöyle A'nın nerede olduğunu bilmiyoruz. A burada olacak B olmayacak. Ya da son olarak A burada olacak. B yine olmayacak. A'yı kullandık. B'yi attık. B'yi kullanmayacağız. O zaman geriye kalanlara dikkat edersiniz. Ben buraya C, D veya E'den 3 taneden birini yazabilirim. 3 seçeneğim var. Burası için birini kullandım. 2 seçenek kaldı. Yani buradan 6 durum. Aynı şekil buradan da 3'e 2 6 durum. Ve buradan da 3 çarpı e 2'den 6 durum. 6 artı 6 artı 6'dan 18 farklı durum oluşabiliyor. 41. sorumuz. Kümesinin üçlü permütasyonlarından kaç tanesinde en az bir sesli harf bulunur? Bakın dikkat. En az bir tane sesli harf istiyor bizden. Öncelikle ne istemiyor bizden? Hepsinin sessiz harften oluştuğu durumu istemiyor bizden. O zaman biz tüm durumda hepsinin sessizlerden oluştuğu durumu ne yapalım? Çıkaralım. Üçlü permütasyonlar diyorsa toplamda kaç tane var? 5 tane var. Bu 5'in üçlüsü olabilecek tüm durumlar. Demediği şey nedir arkadaşlar? Hepsinin sessiz harflerden. Sessizlere bakarsanız B var, C var, D var. Yani bu 3'ün 3'lü permütasyonunu istemiyor bizden. 5'in 3'lüsü 5 çarpı 4 çarpı 3. Üç, eksi. 3'ün 3'lüsü 3 üç çarpı 2 çarpı 1. 5 beş çarpı 4 çarpı 3 60 eşit. 3 çarpı 2 6 eşit. Çıkardım 54 olmuş oluyor. Yani 54 tanesine en az bir tane sesli harf bulunmuş oluyor. Bu sorumuza bakarsak kümesinin üçlü permütasyonlarından kaç tanesinde iki sesli harf aynı anda bulunmaz diyor. Bakın dikkat iki tanesinin bulunmasını istemiyoruz. O zaman biz ne yapalım? Bu ikisinin olduğu durumu çıkaralım tüm durum. Tüm durum nedir? Toplamda 5 eleman var. 5'in üçlüsü. Yani 5 çarpı 4 çarpı 3 60 tane üçlü permütasyonu var. Bizden istemediği şey ne? İki sesli harfinde olduğu durumu istemiyor. O zaman şöyle yapalım. İki sesli harfi de aldık. A ve E. Buraya kaç seçeneğim kaldı? A'yı E'yi kullandık. 3 tane durum kaldı. Bakın 3 tane durum kaldı ama bunlar kendi arasında da yer değiştirebilir arkadaşlar. Mesela B'yi aldım. A, E B. kendi arasında kaç farklı şekilde yer değiştirir? 3 farklı 6 çarpı 3'ten 18 durum istenilmeyen durum. E toplamda 60 durum vardı. Ben bu 18 durumu çıkardığım an geriye kalan 42 durum istenilen durum olmuş oluyor. Aynı işe başvuruda bulunan 5 kişi vardır. Bu kişilerle birer birer görüşme yapılacağına göre görüşmeye kaç farklı sırayla çağrılabilir diye soruyor. Dikkat! Birinci görüşme 5 kişinden birini seçmemiz lazım. Yani birinci görüşme için bir, 2, 3, 4 ve 5. Birinci görüşme için kaç farklı seçeneğimiz var? 5. İkinci görüşme için biriyle görüştüyse artık 4 kişi kaldı. E bunun için 4 durum. Üçüncü görüşme için artık 3 kişi kaldı. Dördüncü görüşme için 2. Son görüşme için 1 kişi kaldı. E bunlar da yer değiştirme durumundan dolayı 5 faktöriyel farklı, yani farklı şekilde çağırabiliyor. Bu sorumuza baktığımızda 3 kişilik bir aile lokantada yemek yiyecektir. Menüde 10 çeşit yiyecek olduğunu gören aile bireyleri farklı birer çeşit yiyecek almaya karar vermişlerdir. Aile bireyleri yiyecek seçimlerini kaç farklı şekilde yapabilir diye soruyor. Toplamda 3 kişi var. 10 tane yemeğim var. Bu birinci kişinin seçebileceği 10 farklı yemek var. Birini seçtikten sonra farklı birer çeşit seçeceğinden dolayı ikinci bireyin seçebileceği 9 yemek kalmış oluyor. Bu da birini seçtiğine göre son kişinin de seçebileceği 8 farklı yemek çeşidi olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu da ne demek? 10 yemekten 3'ünü seçmiş olduk. Bu da 10'un üçlü permütasyonu. 10 çarpı 9 çarpı 8 diyebiliriz. Bunları da çarptığımızda 720 bulunmuş oluyor. Okul numarası 1680 olan Can. Numarasının bütün rakamları ve isminin harflerinin tamamını kullanarak önce harfler Arkasında da rakamların geleceği 7 karakterli bir şifreyi kaç farklı şekilde oluşturabilir diye soruyor. Bakın dikkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunlar rakamlardan oluşacak. Bunlar harflerden oluşacak. E harflere bakarsanız 3 tane var. Bunlar kendi arasında 3 faktöriyel farklı şekilde. E, rakamlara da dikkat ederseniz 1, 6, 8, 0 var. 4 tane var. Bunlar da kendi arasında 4 faktöriyel farklı şekilde yer değiştirebiliyor. E 3 faktörel dediğimiz şey 6. 4 faktörel dediğimiz şey 24. E ben bunları çarptığımda 144 farklı şekilde olduğunu bulmuş oluyoruz. 46. sorumuza bakarsak. 3 farklı matematik, 2 farklı fizik kitabı, aynı dersin kitapları bir arada olmak üzere 5 kitabın sağabileceği düz bir rafa yan yana kaç farklı şekilde sıralanabilir? Bakın. 3 tane matematik var. Bunlar yan yana. 2 tane fizik var bunlar yan yana. Artık bunları birer kitapmış gibi düşünüyoruz. Elimde iki tane kitap var. Bunları iki faktörel farklı şekilde yer değiştirebiliyorum. Matematikler kendi arasında 3 faktörel. Fizikler kendi arasında 2 faktörel oldu. Buradan da 2 çarpı 6 çarpı 2 12 iki çarpı 2'den 24 farklı şekilde sıralanabiliyor.